çocuklar, sizinle bugün görsel ne anlatıyor? Yani görseller üzerinde konuşacağız. Yazı olmasına gerek yok, kural olmasına gerek yok. Tamamen hayal gücümüzle görseller üzerinde konuşuyoruz. Biz buna görsel okuma diyoruz. Burada ne var? Bakıyorum. Bir ağaç var. Yağmur yağıyor. Yukarıda rüzgar var. Yapraklar uçuşuyor. Rengarenk evler var. Burası anneannemin köyü olabilir. Yerde bir taş görüyorum. Çok güzel çimenler var. Evlerin pencereleri küçük küçük. Başka ağaçlar da var arkalarda. Bir ağaçta tamamen yapraklar sökülmüş ve yere dökülmüş. Bu şekilde görsel hakkında kendi hayal gücümüze göre aklımıza ne geliyorsa bunu dile dökmek, bunu anlatmak. Bununla ilgili bir cümle kuralım mı? Hadi kuralım, ne kuralım? Mesela burada yapraklar dökülüyor. Yazalım mı? Evet, yapraklar dökülüyor. Hadi yazalım. Satır başındayım. Yapraklar. Cümleye başladım. İlk harfim büyük. Yaprak. Lar. Dökülüyor. Bir parmak boşluk bırakıp diğer kelimeyi yazıyorum. Yazdığım her heceyi sesli söylüyorum ki kelimeyi hatalı yazmayayım. Dökülüyor. Cümlem bitti. Nokta. Başka başka cümleler de kurulabilir çocuklar bu görselle ilgili. Yani bir kural yok dediğim gibi. Bakıyorum ve görsel hakkında konuşuyorum. Mesela burada hangi mevsim olabilir sizce? Sonbahara benziyor değil mi? Yapraklar dökülüyor, yağmur yağıyor. Şimdi buraya bakalım. Oo, lapa lapa kar yağmış. Bir kardan adam görüyorum. Kafasında mavi renkli bir şapka var. Ama bu biraz koyu tonlarında bir mavi. Kardan adamın burnunda bir havuç var. Boynuna da sarı renklerde ve yeşil renklerde bir atkı takmış. Ondan sonra evin önündeki çitlerin üzerine de lapa lapa kar yağmış. Bu ev belli ki ya bir şömineyle ısınıyor ya da bir sobayla ısınıyor. Bakın bacasından dumanlar çıkmış. Minik minik karlar yağmış. Hayal ediyorum. Ben şimdi bu resmin içindeyim. Burada bu evin penceresinin önünde oturmuş dışarıda yağan karı izliyorum. Bir yandan da ıhlamurumu yudumluyorum. Şimdi bu görsel üzerine bu şekilde konuştuk. Görseldeki ağaca bakalım. Ağaçta yaprak yok. Ağacın üzerinde karlar var. Karlar lapa lapa yağmış. Ağacın üzerinde birikmiş. Peki, şimdi biz bu görselle ilgili bir cümle yazalım. Ne yazalım? Lapa lapa kar yağıyor. Yazalım mı? Hadi yazalım. Lapa, yine satır başındayım. Bu görselle ilgili cümleyi yazıyorum. Cümleye başladığım ilk harfim büyük. La pa. Kelime tekrar ediyor. Bir parmak boşluk bırakıyorum. La pa. Lapa lapa, kar,
Kar yeni bir kelime. Kar. Lapa lapa. Kar. Ya. Yağar. Noktamı da koydum. Lapa lapa kar yağıyor. Evet çocuklar, işte görsellerle ilgili bu şekilde konuşuyoruz. Tamamen biz ne görüyorsak, bize ne çağrıştırıyorsa, aklımıza neler geliyorsa karşıdaki kişiye anlatıyoruz. Bu şekilde sessiz kitaplar da var, biliyor musunuz? Sadece görsellerden oluşan kitaplar. Ara sıra o kitapları alıp annenize, babanıza veya arkadaşınıza görsel okuma yapın. Yani o görselle ilgili aklınıza gelen, hayal ettiğiniz şeyleri anlatın. Bir sonraki derste görüşürüz. Ben gidiyorum ama yine geleceğim.